Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün denizde psikolojiden bahsedeceğim. Denizdeki psikoloji her şeyden en önemlisi. Bugün size bu videoyu şu yüzden çektim. Çekeceğim diyordum zaten. Ama bu psikoloji videosunu normal bir psikolojiyle çekseydim size anlatamayabilirdim tam olarak. O psikoloji videosunu zaten psikolojinin bozulacağını az çok tahmin ediyordum. Ve şu anda herhalde de bozuluyor birazcık. Şu anda gemideyim. Mesleği bırakmayı düşünüyorum bir yönden. Çünkü ben bir meslekten zevk almadıktan sonra o mesleği yapmayı tercih etmiyorum. Ne kadar güzel bir meslek olursa olsun. Ben bu mesleği geniş açı olarak 4 sene önce başladım. 4 senedir bu sektörün içindeyim, denizcilik sektörünün. Bana çok şey kattı. Çok şey aldı. Ama işte olumsuz yönler oluyor. Olumsuz yönleri mürettebatlarla mürettebatlı tartıştıktan sonra o gemide çalışmışsın, çalışmamışsın hiçbir faydası yok. Bir gemide en önemli şey saygı. Saygı olduktan sonra her türlü her şey döner. Her türlü iş yürür. Ben saygı göremediğim yerde saygı da göstermem. Bir insan saygı göstermiyorsa o insan da o insana saygı göstermesin. Şöyle bir şey var. Ben bugün denizcilik mesleğini bırakmayı düşünüyorsam bunu kendiliğimden değil mürettebatın yüzünden yani mürettebatın sabrımı zorlamasından kimseyle tartışmamak için tartışırsam biliyorum ki olmaması gereken şeyler olacak. O yüzden düşünüyorum. Aklımda öyle bir düşünce var. Ama denizcilik ölmüş bir mesleklerden bir tanesi. Yani bu videoyu izleyenler izleyecek. Denizi merak edenler izleyecek belki. Belki hiç merak etmeyen de izleyecek. Ama denizciliğin bittiği tam noktalardayız. O yüzden yapılacak mesleklerden bir tanesi değil artık. Meslek tamamıyla körelmiş bir vaziyette. Şu anda Adana'dayız. Adana'da Toros limanında Alarga'dayız daha doğrusu. Gemi bağlandıydı. Dediğim sizlere de. Gemide çok delik var. Arkadaşlar bayağı bir delik var. Gemiye batma imkanımız çok yüksek. Ciddi anlamda batma imkanımız yüksek. Ama yetkili kişiler bir şey söylemediği sürece de biz de bir şey yapamıyoruz. Ben birazcık düzgün kalmış psikolojimi tamamını gemide heba etmek istemiyorum. O yüzden bırakmayı düşünüyorum mesleği. Çok zorluk çektim gelmek için buralara. Yani mesleğimi yapayım en güzel şekilde, en iyi şekilde işimi yapayım. Ben nasıl maaşımı vesaire işimi severek yapıyorsam onlar da bana o şekilde yaklaşır diye düşündüm. Ama o şekilde olmuyormuş. Yani ben
görevimi yaparım, yaptım. Olmuyorsa onların problemi. Ama denizcilik bitiyor benim gözümde. Normalde hiçbir problemim olmaz. Şöyle bir şey de oluşmasın, hemen direkt bırakacağım gibi. Bırakmayı düşünüyorum. Bir daha gemiye çıkar mıyım? Allah bilir. Yaradan bilir. Çıkabilir miyim? Çıkarım belki ama Türk gemilerine asla çıkmam. Düşünmüyorum yani Türk gemilerine. Belki devlet kurumunda bir işe başlayabilirsem başlarım. Denizcilik sektörü bitmiş artık. Ben ailemi, sevdiğim insanları bırakıp da denize gelmişim. Karada kimsenin nazarını çekmemişim. Burada denizde çekmem zaten. O yüzden yani olmaz öyle. Ben işimi yaptım. Memnun kalmıyorlarsa kendileri bilirler. Şirketlik, armatörlük zaten hiçbir problem yok. Zaten armatör beni biliyor, ben onu biliyorum. Problem ikinci kaptanla. İkinci kaptanla tartışmak istemediğim için eğer zaten bırakırım. Sabrımı zorluyorlar. Hepsi bir şekilde. Kaptanların. Ama beni şahsi olarak bilmedikleri için midir acaba diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Şahsi olarak bilseler pek sanmıyorum. Neyse. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Denizcilik sektöründe denizcilik diye bir meslek kalmadı artık. Yani artık bitti. Denizcilik denizde örf ve adetlerden oluşur. Denizci gemiyi kullanıp oradan oraya gitmek veya çok sağlam çalışmak değil. Denizcilik yardımlaşma, saygı, sevgi, hoşgörüyle başlar. Ve ben hep her zaman denizcilik ahlakını almaya çalıştım kendime. Benden büyük oldukları için onlardan da bana aşılamasını bekledim. Aşılayamayabilirler. Kendileri zaten deniz ahlakını alamamış insanlar. O yüzden mesleği bırakmayı düşünüyorum. Nasıl olur, nasıl gider? Şu anda hiçbir fikrim yok. Ama beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Sormak istediklerinizi ve merak ettiklerinizi yorumlardan sorabilirsiniz. Hepinizin desteğine ihtiyacım var.